Bir günü Hazreti Ömer Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kışığı kirdi. Bu vakit Medine'ye gelip Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Nurgulluğan şehirlerini fethi kılıp nâit bayaşat, Müslümanlı iqtisadi cihetli nâit yükselgen bir peyt. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Hazreti Ömer yokluğunu kırgan vakti da Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam mescidin içinde boğunun üstü de yetip armağı koltuğa. Hazreti Ömer'in kışıran Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam oranını tuğdu. Kargudak olsa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yüzüge boğununki izleri petip getken. Hazreti Ömer kara köze çıkıp getken. Ey Resulullah, sen Allah'ın elçisi, sen Allah'ın habibi, yani Allah en yaşgırdığın şahıssen. Ama şu tatta Sasani'yle Bizantiyan'ın imperiyerleri kesirle içi de yaşava tutu ve hum ala kufri. Ula kapır durup dedi. Biz azim üzümüze havalı kalsak mı şundan dersini iskilim biz. Nimiçin kapırla kılgısva işin hemmesini kılıp köylü hoş kıp yaşaydı? Nimiçin Müslümanlar bu haram, bu hatada köylümüz hoş olsun mu? O vaktli hoşallıktan vazgeçip Allah çekilgende bu kıl şekilde yaşayımız. Bu sol adeti bizim kılı düşündü ha. Muş'un özünü Hazreti Ömer dedi. Sen bu olsan kainatını yaratkan zatının elçisi oturup boğru yetip atısa. Ama şu tapta Mecusi'yla, Sasani'nin imparatoru, Hristiyanlığının baş imparatorluğu, kesir, la işidna, isil durmuş geçirip atıdı o, dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, Efi şekkin ente yebni hattab. E Ömer, sen şekti mi o, dedi. Acaba biz hakikat üstü mü o? Ne için kapırlar rahat yaşaydıkandı o? Hep halkaya vakitte insanı şeytan vesvese salıyordu. Şunun için Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Ömer'e bu sualını koydu. Toğuyul üstü dikkerlikini şakil atamsa ibni hattab, diyen sualını sorvedi. Hazreti Ömer, la ya Resulallah, ya ey Resulullah dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ama terda en tekun lehumud dunya ve lenel ahira. Ey Ömer, dünya ulan olsun, ahiret bizim olsun bu yetmemdi. Hazreti Ömer yetedi ey Resulullah. Şu devirdeki dünyadaki en süper iki güç Sasanila İmparatorluk. Bizantiya İmparatorluk neden bugünkünde? Eser mi yok? Ama ene şu Hazreti Ömer garip şekilde köygen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yolları bugünkünde neden? Demek köz aldığımızda kapırlarının bayaşet yaşavat kallıkı veya ki kapır boğumusu mu, özünü gerçi Müslüman desi mu? Bu şu dünya kılan merkezleşip uyum tamaşağı birleyip getken yaşlığa karab asla heves kılman. Çünkü ölüm özgürlüğü ulamı kılganın hemisindeki hesabını verir. Bütün gemi dünya oğanlı mı yüküreydi ama ulamı kılgınlığın ki neticesini kürüyordu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de men kâne yuridu harfel âhira nezid lehu fî harfi. Kimi ki ahiretinin hayatını közlüse yani ölgenliğin kim bir hayat bakin uyadı ebedi yaşaydıken ben şunun için benim birinci maksadım dünyada bazı işlere karar verişti ki oylaydığım ahiret bolsun. Şunu oylap durup kadem basay. Şunu oylap durup pul tapay depmiş şunu birinci asas kıtmanı diken nezid lehu fî harfi. Biz onunla bu ecir mukabatı da ziyade kılımız. Küpeytimiz. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Kimi ki onun birinci gemi, birinci oylaydığı işi en avalmış o dünya vurduyken نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ Onun o dünyada mı birimiz? Lakin ahirette nesibisi bulmayın. Şunun için biz dünyada meyli mi şıklayla, meyli kümle iş olsun, meyli kanda iş olsun bizden birinci oylaydığımız ahiret hayatı buluşuk. Çünkü bu hayat ait kıska ütep gidiyordu. Biz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ki 14 esir burun belgen haberle karısak Nurgulluğan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam haberbege işlerinin ki yüz burup boğallıkını yani biz bilgen bu hayatın biz çoğun vakam bu dünyanın mı ahirleşip kaldığı bir vaktiğe hep ağırlıkını kuralarayız. Biz ilgiriki hepsindeki dersimizde kıyametinin küçük alametlerini sözlüldük. Hem de biz bugün kıyametinin ki çoğun alametlerinin tuncisi veya ki bazı alımlar bu kıyametinin küçük alametlerinin en ahir kısa edip sanılan İmam Mehdi hakkı tohtulumuz. İmam Mehdi degen kim? Zade aşındak bir adam çıkamdı. Bu kıyametinin alameti mi? Bunun kartta Kur'an hadisinde inik malumat var mı? Oldu lan isimiz de buluşuk gerek. İmam Mehdi biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat Müslümanların akidisi de ya küçük alametlerin en ahırkısı ya çoğun alametlerinin tuncisi. Köp sallık alımlar İmam Mehdi'nin ki çıkışını kıyametinin ki çoğun alametinin tuncisi de karaydı. Kıyametinin çoğun alametleri küçük alametleri okşamaydı. Yani kıyametinin çoğun alametleri onun alamet ikerlikini yine hem madem belirleydi. Mesela kıyametinin küçük alametlerini biz az bak tepekkür kılsak, oylusak, andingin salalayımız. Ne o? Ama kıyametinin çoğun alametlerini köp sallık adam belirleydi. Kıyametinin çoğun alametlerinin 10 yakın alameti var. 100 belse keyni uğuluşup geliyordu. İmam Mehdi geliyordu. Kendin Deccal çıkıyordu. Deccal'ın öldürülü İsa Aleyhisselam geliyordu. Muş'unda arka mı arka kilip kıyamet durup doktaydı. Şuna Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kıyametinin çoğu alametleri hakkında el-ayyatu harizatu menzumat fisir. Kıyametinin çoğu alametleri yip tıtızılgan marcanı okşaydı. Yip şunda üzülüp geçse macan keyni keyinden tükürüldü ya. Şunun okşaş kıyametinin çoğu alametlerinin birisi yüzbese keyni keyinden uğuluşup gelip kıyamet kopup doktaydı o deyip. Ondan olsa kıyametinin çoğu alametlerinin ki tuncusu olan İmam Mehdi ki. Aldı ulan Mehdi diyenim diyen gel. Mehdi diyen
degen gap yetekçi degen gap. Lider degen gap. Zaman ahırı çıkıdığan, yani kıyametinin çoğun alametinin birincisi olan bu kişininki ismi Mehdi emas. İsmi nime? Muhammed. Dadısının ismi? Abdullah. Muhammed İbni Abdullah. Mehdi deyip atılışın sebebi zaman ahırdaki bir yetekçi boğallık için, bir kumandan, bir rehber boğallık için Mehdi. Yani yeteklik için, rehberlik için degen mani de Mehdi deyip atılık. Bu hakta Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hadiste لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. Kıyamet kayın bulmaydı. Hatta ki zımında zulüm ve tacavuzculuk tolgan kadar. Hazır zımında tacavuzculuk var mı? Zulüm var mı? Maalesef bu zulüm, bu tacavuzculuk tehimi kengiydi. Tehimi köpüydü. Şuna hadis Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hatta temtelئ الأرض ظلما وعدوانا dedi. Zımında zulüm, tacavuzculuk tulu. Yani mezlumlığa hiç kandak bir ümit çığı kürenmeydiğen, muşundak bir halet kiledi. ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ Andinkin minin nesibimden bir adam çıkıdı o dedi. Yeni bir hadiste Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمٌ Dünyada en ahir kıbrıkını kalan takdirini kıyamet kıyumuğa لَطَوَّلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى يَبْعَتَ ف۪يهِ رَجُلًا مِنِّي Allah Teala İmam Mehdi'nin ki yani Muhammed İbni Abdullah'ın çıkışı için hükmünü uzartıldı dedi. Yani İmam Mehdi'nin çıkışına ki keskin ikalık bildiriş için Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kıyamet kalı bir gün kalan takdirde mu menin cemaatimden bir adam çıkıdı yuvatiyo ismuhu ismi onun ismi menin ismi bilen okşaş yani ismi Muhammed ve ismu abihi ismu abi onun dadısının ismi menin dadamının ismiğa okşaş deydi. Bu hakkında nait köp hadisler var. Onun başka mesela Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam zamanı ahir oğandı çıkıdığan o yitekçi min itreti min veledi Fatime deydi. Menin avladımdın Fatime'nin avladın. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ki başka balların başında o. Hayısının avladı din Hazreti Fatime radıyallahu anh'ın avladı. Şundakla Hazreti Fatime'nin ki kanç oğlu var? İki oğlu. Hasan, Hüseyin. İmam Mehdi Hayısının balısı, İmam Hasan'ın balısı. Yine bir hadis Peygamber aleyhisselam La tezhebu dünya ve la tenkadi hatta yemlike raculun min ehli beyti yuvatiyo ismuhu ismi. Yani dünya minin ehli beytimden bir adam çıkmak için ahirleşmeydi o dedi. Bu hakta şencilik hadislerden 20'den artık sahih hadisler var. Şuna biz ehl-i sünni vel cemaatinin akidisinde zaman ahir oğa vakta kıyametinin çoğun alametlerinin birincisi İmam Mehdi'nin çıkışı. Yani Muhammed İbni Abdullah isimli bir rehberinin, bir liderinin, bir kumandanının çıkışı. İmam Mehdi silibizliğe okşaş insan. Peygamber emez. İnsan. Normal bir insan. Hatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam İmam Mehdi'ninki bazı çay şekillerini süpürüp belgen. Peygamber Aleyhisselam Mehdi mendin. Yani minin cemaatindin. Onun pişanesi kenara buludu. Burnu kanşalık buludu. Hep çay şekillerini süpürüp belgen. Demek zımında, zulüm, tacavuzluk, püftülleyi toşka vakti da, kişilerin hiç kandak bir ümit çığı küremege vakti da İmam Mehdi çıkıdı. İmam Mehdi kanda çıkıdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam degende kıyamet kadar zulümga, tacavuzluk karşı küreş kılgan, uruş kılgan bir bölük cemaat, bir bölük kişiler bulundu. İmam Mehdi ele şuların içinden çıkan bir kumandan bir rehber. Ama bu yedi yeni bir mücizlik terapi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam İmam Mehdi hakkında İmam Mehdi'ni Allah Teala bir kişi de şunu layık kıladı dedi. Yani bütün Müslümanlığa, bütün mezunlığa lider boğudak haltını bir kişi de özgertti dedi. Normal bir kumandan ama Allah Teala onunla bir kişi de ruhi cehettin, menevi cehettin kumandanlığa layık bir iktidar, bir hisletini birido dedi. İmam Mehdi çıkan dinkin kişiler onun iktidarı karab, onun kabiliyeti karab, onun etrafına topluşur. Ve onun iktidarı, onun Mehdi ikerlikini cezimiyet kıladı. Ama o vakti zulüm ve tacavuzluk dünyaya toş kaçka Mehdi'ni bütün dünyadaki zalimler, tacavuzlar özüge tehdit edip karaydı. Şunun için İmam Mehdi'ni yoktuş getirişti. İmam Mehdi bu vakti neyini özüge karagah kıladı? Hedis'te Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam haber verir. İmam Mehdi Mekke'ni özüge karagah kıladı. Şiyaki barakan Müslümanlar, mezlumlar şunun etrafına topluşurdu. Bütün zemindeki tacavuzcu zalimler birleşme koşun hasıl kılıp İmam Mehdi ve onun etrafına toplaşan kişilerini yoktuş için Mekke karab yoluna çıkıyor. Ula Mekke karab yoluna çıkıp Mekke'yi yıkayıncaydaki beyda diye ya kegen vakti da ulanı yer yutup ulanın hemmesini halak kılıyor. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam İmam Mehdi'nin ki bir belgesi, bir mücizesi buluşun. Bunu bizge aldın haber belge. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu hadisini diye vakti da Hazreti Ayşe ya Resulullah o vakti İmam Mehdi'nin yuktuşun gelen koşullarını yer yutsa, yol digende musafırlar mı batusa, normal şu yerde yaşanan kişiler mi batusa, ticaretçiler mi batusa, ulan çok hoşum bile bile halak olup gitmem de o diye sualını sorayım. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Naam fihimul mustabsiru vel mecbur ve bunus sebil. Doğru. Yol digende nimiş oldu onun karapaklı çıkanlar mı var? Ve o koşunun içi de mecburi çıkanlar mı var? Musafırlar mı var? Yehlikune mehleken vahide. Ulanın hemmesi bir katımda halak buludu. Ama yuhşerune ala niyetihim. Ama ula niyetliği yarışa
her şey kılındı. Yani bir kıtımda hemen salak oldu. Lakin Müslümanları Müslüman peti, mecburi çıkan bolsa mecburi peti, şula olan razı olup çıkan bolsa razı olan peti, üzün neydi ki her şey her şey kılındı o değil. O vakitte zimininki asaslık hemisi de zulüm ve tacavüzçülük buludu. Hazır Kürbatkan, Arap koltuğu devletleri hemisi de zalimler ilgilenen buludu. Hatta ki Edis'te Suriye'ninki Ağmak ve Dabık de iki şehrin etkilerini şu yerlere kadar hemisi işgaliyetçi, tacavüzçülerinin kul asıl ödep getirdi o değil. Peygamber Aleyhisselam Edis'te لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق أعماق ودابقلغا جنلا يعني خريستيالا شو يعني إشغال كل مغنق قدر قيامة دومي دو دي إمام مهدي özünün koşunu ولن أل دولن خليج دولتلرنة يعني عرب قلتق دولتلرنة شو بوينش كنيب حتى إستنبول غش كلدو او وقت إستنبول إشغال etçilerinden قل أصلا بلدو بيادة إنه بأوين شخطي يشف مثلا أج إستنبول أزات الله قنشلك قل دي 500 نتشيل oldu شو ناقوا onun aldığı kapının kol değildi kıyamet kayın boğuculuk 600 yıl ilvamı 700 yıl ilvamı bunu bilmeyimiz ama kıyamet kayın boğuculuk bu hadisler karar vakti da bütün zeminin hemmesi zulüm ve tecavüzçülük kurudu dedi ya. Muşu rayullarını tatip, Hazırkı, Lubnan, Suriye, Şam rayullarının hemmesi tecavüzçülerinin kol asılı bulundu dedi. Uyanın hemmesini İmam Mehdi azat kılıp, hatta ki Edis'te Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Sultanıya, yani İstanbul'u çelik hemen azat kılıdı dedi. Ama İmam Mehdi azat kılığa yerlerinin hemmesi de naitun molçuluk kuludu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yahrucu fi ahiri ümmeti el Mehdiyyü. Ümmetimden ahirde kıyamet yıkılaşkılı az kağav vakti da Mehdi yani ahirki kütül rehberi çıkıdı. Allah Teala yamuğunu köp yağdırdı. Ziraat nâi köp buludu. Ve yu'til mâle sihâhâ. Ve mal kısat nâi ravajlındı. Ve tekthürül mâşiye. Ve çarula nâi köp buludu. Ve te'zumul umme. Ve İslam ümmeti nâi küşlündü deydi. İslam ümmeti tavukul adlı küşlündü. Ya'işu seb'an avu femâniye. Özü azat kılığa rayılanı muşunda kenge gitmeler. Hatta İstanbul, Muşiyelim azat kılınıp. Şam rayılları yani Urdun, Muşiyelim hemisi azat kılınıdı. Azat boğayanın hemisi de nâi emirlik buludu. Nait molçuluk buludu. İhsat köpüyüdü. Bu vakitte Müslümanlar huddi esri saadet kokşaş. Yani sahabalarına deri kokşaş. En bayaşat, en adalet ki tolgan. Muşunda kaletli yaşaydı. Ama Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam başka hadislerdi mi? Mehdi kelişinin ilgili dünyada zulüm. Kanda tolgan bolsa, kegendinkiyin azat kılıngan rayırlarda adalet şunda tuludu deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam'a egiş uruş kılgan kuşullarını süpeklep. Min hiyari ehlil ardı yevme idin diye. Yani şu vakitte İmam Mehdi'ye egişip, İmam Mehdi ile birlikte uruş kılganla en yakışık kişiler zemin ana şunda adalet, bayaşatlık, molçuluk tolga vaktida İmam Mehdi vapat buluş aldı da Deccal'ın haberi kirdi. Şu vakitte uzun ötmey İsa Aleyhisselam çıkıp şu vakitte Mehdi Aleyhisselam ile görüşüdü. Ola Şam namazı kılıp teyalanğa vakitte İsa Aleyhisselam kirdi. Mehdi Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ı namaz okup buluşu teklif kılıdı. İsa Aleyhisselam namazını üzünüz okun deydi. Peygamber Aleyhisselam hadiste La tezalu taifetun min ümmeti yuqatiluna alel hakkı zahirine ile yevmil kıyame. Biri bölük kişiler kıyamet kadar hakikat üstünde cihat kılıdı. Feyenzilu İsa ibn Meryem sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Deccal çıkan vakti da İsa ibn Meryem aleyhisselam çüdü. Feyekulu emiruhum. Andinkin ulanın emiri. Yani Mehdi aleyhisselam. Teal salli lana. Bizgi namazı kubbireyin deydu. Feyekulu la. İsa aleyhisselam deydu. Ya inne ba'dakum ala ba'di umara tekrimetallahi hadihil umme. Allah bu ümmetini yani Muhammed aleyhisselamın ümmetini hürmetle kılgan. Siz okuyun de Mehdi aleyhisselamını imamlık teklif kılıdı. Namazını Mehdi aleyhisselam okuydu. Mehdi aleyhisselam bu vakitte 7. ya ki 8. yıla kelgen buludu. Yani Mehdi Aleyhisselam Mehdi'liki aşkarı bulup 7 yıl ya ki 8 yıl hüküm sürüyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste şunu daha haber verdi. Onun için Mehdi Aleyhisselam vapat tapıdı. Mehdi Aleyhisselam vapat tapkandı için o koşunda başlap Deccal'a karşı İsa Aleyhisselam atını. Onda o Deccal kim? Uçak çık analog şunu daha o söyle. Hazır İslam ümmetiyle Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dinkin en çok kelgen musibet kayısı Nurgun. Şunu daha o. Sana boğulu olmayıydı. Mesela Mongolların kırgınçılığı değmez. Bağdat'ın kırgınçılığı değmez. Veya ki Hazır kırgınçılık deyimiz. Nurgulluğun kırgınçılıkla, nurgulluğun musibetle, kiliklik. İslam ümmetiyle. Ama Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şunda haber vergen ki Adem Aleyhisselam'ın tatip kıyamet kayın boğan kadar Müslümanların beşiğe Deccal'dın mı çok bir apet, Deccal'dın mı çok bir hadisi kemideye deyil. Yani Deccal şu derecede çok apet, şu derecede çok hadisi ki insaniyet tarihi Deccal'daki bir apetini kurup bakmıyor. Mesela hazır bazı terakkiyat, bazı teknikleri karab, kınam üzümüzden basap hata yolu mangandek. Ulanın teknikideki küçüklükü gel, kabiliyeti karab, insan doğru kabul kılmasa, doğru düşünmese imanı acılap kalıdı. Ama Deccal şu derecede kabiliyetli ki bir ademini öldürüp ildireleydiğin kabiliyetini Allah Teala onun kabiliyordu. Bizim imtihan kılış için. Mesela Hazreti Selam kattık heves kılgan bir futbolcu. Ya ki kattık heves kılgan bir kişinin ki Hristiyan ikerli ki. Ya ki Yahudi ikerli ki anlasanlar. Hak karab. Acaba bunçilik muhabbetle ki ilişkin kişi Hristiyan boğun kalaganda. Yahudi boğun kalaganda. Bunun dini hakikat mi ya? Ya ki bu doğru yoldu mu ya? Digen şubihi silah kilişi mümkün. Aldırmayı turunla. Aldınlığa şundak bir kabiliyetli kişi kılıdı ki onun ismi Deccal. O aldınlığa da bir ademini öldürüp kirildi öyleydi. Dünyada
bunda texnika bormaz ya. Yo'q. Kapırlarning azroqqina taraqqiy qilgan qarab, azroqqina tushunib ketgan qarab deganda o'zimizningki mangan yo'ldan, o'zimizning eslatmagan aqidasini ikki yildagan ahvollar bizda. O'zimizning ojizligi Dajjal hozir biz ko'rgan texnikalarning nechchasi yuqori texnika bilan keladi. Bir o'rindan bir o'ringa shamol surtidi baralaydi. Payg'ambar alayhisalom hadisda "Ma bayna xalqi Adam ila qiyamis sa'a amrun akbar min ad-Dajjal." Adam alayhisalomdan ta'tib qiyomat bo'g'icha Dajjalning cho'ng bir hodisa bo'lmaydi dedi. Demak, Dajjalning o'tturug'i chiqishi insoniyat tarixidagi eng büyük hadise. Musulmanlara nispeten en çok imtihan. Biz hazır şu dünyada üzümüz gözlügen hayat tüpeyli, üzümüz arzu kılgan turmuş tüpeyli, nur kılgan sınaklarda ütenmeyi vatimiz. Nur kılgan üzümüzden imanını seppir vatimiz. Şunda o. Ama Deccal kege vakti da bunda hadisi buludu ki Deccal'ı işengen adamlarının ki ziraatları okşap gidiyordu. Mol husulları köpüyüp gidiyordu. İktisat cihette beyip gidiyordu. Ama Deccal'ın intihakı adam çoğu namuraşıp gidiyordu. Mol husulları kurup gidiyordu. Mesela bak bakalım ama yedisi inik değilgen hadise bu. Cemiyette bir fikir çıktı değil hazır. Ya Hıhtay fikir değil ya ki Gharp fikir değil. O fikri mangal Allah bir xil tahqiq qilmaganda ko'zimizga. Iqtisodiy gunlik mangdi. Ammo musulmon deganlar peniga chekingganda, o'shuni insonning iymoniga ta'sir qilamdi qilmamdi. Nihoyat oz turib tahqiqqa qara insonningki iymoniga ta'sir qiladi. Ammo o'ylab baqinglar, vaqtni termay turish faqat va faqat biz Allohga sig'inib tilash bilanla bo'ldigan ish. Shuning uchun Dajjal hadis qanday hadisa? Odam alayhisalomdan tortib ta qiyomat qadar bo'lgan eng cho'ng hadisa. Dajjal qanda, uning qanda xususiyatlari bor, uni kim yo'qtidi, uning qanda imtihonlar bo'ladi. Bu vaqtda inshaalloh kelarki haftadagi darsimizda tafsiliy to'xtalamiz. Dajjal fitnesini okusanlar bugün biz gelgen sınaklarının ki karakterini düşünelimiz. Çünkü hazır bizge uçuklu uçuk kilovatkan sınak dünya sınakı, dünya imtihanı. Bizim fikrimizi özgürtü vatkını, bizim akidimizi terörtü vatkını hazırlıklı dünya. Dehe aldığımızda onun dün çok imtihallar kilodur. Öyle bakın lan bir telefonu yasakan emez, bir iPad'ını yasakan emez, bir ademini. Hatta ölep gitken atananı tril dürüpürme, benim ilahlıkımı işinemse de Deccal. İşinime edilse tril dürüpürüyordu, köz aldırdı köyde. Hem de bunu yıraktın küzetkerle öyle bakın lan terörmeyi turuş, bu imtihanı ötüş, fakat ve fakat Peygamberimiz Muhammed İslam körsetken yolu lallan bulur. Biz Deccal'ın fitnesinden kanda saklımız. Deccal'ın ki kanda husetleri var. Deccal Adem mu? Veya ki mehluk mu? İnşallah bu vakte diler hep bir dersimizde tekhimi tepsiliyi tohtunuz. Allah Teala hemimizin bu dünya imtihanının ütkülünü sıkılsın. Gözünü içip yumuşluk boğan bu hayatta özümüzden nefsini aldığını bu dünya imtihanının ötenmeydiğen ruhlu halet küçük kardeşlerimizi saklısın. Her vakit imanda bizi mustahkem kılsın. Vakilu da'vani enelhamdülillahi rabbil alemin.